Siyasi mücadelemizin önemli bir aşamasını geride bıraktık. Şubat 2021'de 37 kurucumuz ile birlikte kurduğumuz Gelişim Demokrasi Partisi bu hafta itibariyle siyasi yaşamdan çekildi. Kuruluşunda bunu en açık şekilde duyurduğum gibi kapanmasını da gerekçelerini de en şeffaf şekilde kıymetli vatandaşlarımla paylaşıyorum. İlk günden verdiğim açıklık temiz siyaset sözüne sağdı. Uzun yıllar sürdürdüğüm siyasi mücadeleyi var olan siyasi partilerin tek adamlaştırılan, demokrasiden eser nasip almayan bir kesimi yönetimde tutmak için kemikleşmiş delege ve örgütlenme yapılarını, kurucu değerlerden sapmış görüşlerini benimsemediğim için ve o zaman içinde bulunduğum siyasi partide demokratik haklarımın elimden alınarak ihraç edilmek istemem sebebiyle o partiden istifa etmem sonucu siyasi mücadeleyi var olan Gelişim Demokrasi platformumuzu 37 kurucumuzla birlikte bir siyasi partiye çevirerek Gelişim Demokrasi Partisi'ni oluşturdum. Her bir kurucumuza geçen sürede gösterdikleri çaba, hoşgörü, anlayış nedeniyle yine şekilde kuruluşta, tüzük hazırlıklarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siyasi partiler bu ülkenin en çok köhnemiş, çamura, kire bulanmış yapılarıdır. Demokrasisizlikten, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikten beslenir hale gelmişlerdir. Anayasa değişikliği dendiğinde mangalda kül bırakmayanlar, siyasi partileri genel başkan ve yönetim sultasından kurtarmak için parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar. Şu an var olan siyasi partiler yasası modern bir demokrasinin yasası değildir. Olamaz. Bu yasa ile partilere yardımlardaki adaletsizlikler, haksızlıklar olduğu sürece demokrasimize yeni ve genç partilerin katkısı, desteği olmayacaktır. Demokrasimiz için hedeflenen 2,5 parti gerçeği siyasi yaşamımıza dayatılmaktadır. Saydığım gerçekler, tüzüğü, programı ne denli güçlü olursa olsun, halkçılık, devrimcilik eksenli ilkelerle çalışan genç partilerin bu koşullarda yaşama şansları olmadığını gösteriyor. Bana ne dememelisiniz? Partiler demokrasimizin esas ve asli unsurlarıdır. Ekonomide yeni şirketlerin açılmamasının sonuçları ne kadar kötü ise yeni siyasi partilerin yaşamaması da o derece kötüdür. Çünkü bu siyasetin üretilmesini engellemekte eski tas eski hamam parti yönetimleri daha çok genel başkanın belirlediği siyasete mahkum bırakılmaktadır. Peki şimdi ne yapacağız? En önemli soru bizce bu. Siyasi çalışmalarımızda ürettiğimiz tüm görüş, fikir ve projeleri açıkça paylaştık. Eğriye eğri, doğruya doğru dedik. Hanedanlaşmaların karşısında olduk. Bugüne geldiğimizde parti bizim için bir yük olduğunda ilk iş koltuklarımızdan kalktık. Yine halkın, ülkemin hizmetinde siyasi görüşlerimizi halkla açıklamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Resmi bir kurumsal yapısı olmadan Anadolu Uyanış Hareketi yeniden milli mücadele adıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İl il, ilçe ilçe, köy köy, Atatürk ve kurucu değerlere inanmış herkes ile şimdilik sosyal medya üzerinden konuşacağız. Bugün gerek Yunanistan,
gerek Suriye ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri egemenliğinin ülkemiz geleceği için bir tehdit olduğu açıktır. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi açıkça bizi terör örgütleri, yandaş ülkeleri aracılığı ile tehdit etmektedir. Bu kadarla da kalmıyor. Ülke içinde de siyasi partiler içine yerleştirdikleri ajanlar vasıtasıyla siyaseti, ekonomimizi, geleceğimizi, en kötüsü eğitimimizi işgal ediyorlar. İşgal tanımı doğrudur. Bugün örtülü bir emperyalist işgalle yüz yüzeyiz. Bu durum 1918'de emperyalistlerin orduları ile işgalinin benzeridir. O gün ne yapıldıysa, nasıl hazırlık süreçleri geçildiyse, milli mücadele bayrağı açılıp ülkenin her yanında çoban ateşleri nasıl yakıldıysa bugün de aynısını yapmak mümkün. Bugün işgal örtülü, açık savaş şeklinde olmadığı için bizim mücadelemizde silahsız, siyasi mücadele şeklinde yürütülecektir. Bu mücadele aynı zamanda partilerde, iktidarda tek adam baskı rejimine dönüşmeye karşı halkı uyarı görevi yapacaktır. Ayrıntıları, görsel çalışmaları sizinle paylaşacağız. İçim ve vicdanım rahat. Hiçbir lekeli, şaibeli, siyasi uğraşın içinde olmadım. Olmayacağım da. Yolumuz 1923 devrimleri, Atatürk'ün kurucu değerlerinin yoludur. Bu yolda laik cumhuriyeti yıkmak üzere girişilen her tür şeriat, faşist darbe ya da girişimin de karşısında olacağız. Her vatandaşımızı bulunduğu, yaşadığı yerde bu fikirlerle ülke demokrasimize katkı vermek için çalışmaya, laik cumhuriyetimizi korumak için çoban ateşlerinin başına da.